Takvimler 4 Ağustos 2014'ü gösteriyordu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenmişken Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılan Ekmelettin İhsanoğlu'na bir anda Pensilvanya'dan övgüler geldi. Kendi görüşlerini saygıyla karşılıyorum. Benim hakkımda belki bazıların tam fikir sahibi değildir. Mesaj şifreliydi. İmanı ekmel, İslam'ı ekmel, ihsanı ekmel, ihlası ekmel, rızayı ekmel, yakini ekmel demeli hayatımızı. Bugünse aynı senaryo devrede. Gönüller şimdi de o sultanın, sultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Gül gibiydi, etrafı ıtriyata çevirmişti. Şimdi böyle bir yolda olan insanlar zannediyorum ilin alemin kaybettiği güzergahlarda onunla sürekli her menzilde, her konakta yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar. Taraflar netleşiyor. Türkiye'de o günden sonra köprünün altından çok sular aktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur'un reisi olarak külliyede göreve başladı. Avrupa, ABD ve Şer odaklarının kirli algı operasyonuna maruz kaldı. 15 Temmuz 2016'da ise Türkiye'de o geceden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, olamazdı da. FETÖ'cü teröristler milli iradeye karşı darbe yapmak istedi. Hedefte yine lider Erdoğan vardı. Şimdi Türkiye başkanlık sistemine referandumla evet dedi. Fiili başkanlık için gün sayılırken 2019'da Türkiye sandığa gidecek. Kirli ittifak devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşıysa kirli ittifak yine devrede. Kutuplar netleşirken sürpriz çıkış eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Birileri tarafından sahneye itilen Gül'e bir destek de terör elebaşından geldi. Şifreli mesajlar havada uçuştu. Gönüller şimdi de o sultanın sultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Gül gibiydi, etrafı ıtriyata çevirmişti. Şimdi böyle bir yolda olan insanlar zannediyorum ilin alemin kaybettiği güzergahlarda onunla sürekli her menzilde, her konakta yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar. Oyunları ittifak bozdu. Erdoğan ve Bahçeli'nin ortak hamlesi muhalefet cephesinin kurgusunu bozdu. Siyasilere göre öncelikli olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sahaya çekildi. Polemiğe girmek bana yakışmaz. Dolayısıyla Erdoğan birilerinin 2019'da sandıkta gerçekleştirmek istediği Erdoğan-Gül hesaplaşmasını öne çekip bugünden bitirdi. Gönüller şimdi de o sultanın sultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Gül gibiydi, etrafı ıtriyata çevirmişti. Şimdi böyle bir yolda olan insanlar zannediyorum ilin alemin kaybettiği güzergahlarda onunla sürekli her menzilde, her konakta yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar, yeni bir şey kazanıyorlar. Muhalefetin ilk turda birlikte hareket etme imkanı iyice zayıfladı.